Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Elif, ne yapıyorsun? Soğan doğruyorum. Ağlıyorsun bu arada? Yok, hiç ağlamıyorum vallahi. Soğan yakmadı mı gözlerin? Yakmadı, açık hava ya. İyi açık o zaman. Açık hava olmasaydı şimdi celi kere ağladıydım. Arkadaşlar burada fasulye, taze fasulye Hatice Hanım. Tavasını, tenceresini, her şeyini hazırladı. Bekliyoruz. Öyle çardakta. Sobayı da ayağına getirdi arkadaşlar, böyle kuzine sobası. Şu şekilde arkadaşlar. Hemen yanı başında. Gene onun tepesine güneş gelecek biliyor musun? Gelecek mi diyorum? Geliyor zaten. Baksana. Ya sürekli orada duracak hali yok ya kızım. Şurada güneş bir şey. Değiştiriyor yönünü. Ucuna bir boru daha ekleyelim olmazsa. Tamam. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Bugün şöyle görmüş olduğunuz gibi. Güzel gene soba yaptı herif, eline sağlık, pek de güzel oldu. Dedi ki kar dedi, aşağı yaparsam dedi dizlerini ben unutamam dedi. Araç kusur. Tamamdır. Evine kolay sağlık şimdi de. Ben şimdi bu soğanları doğradıydım zaten. Şimdi yağsını koyalım. Tamam. Fasulyeyi de kırdım. Burada 2 kilo kadar fasulyemiz var. Salça, domatesini de sonra mı koyacağız? Evet. Domatesiyle salçasını. Hatice Hanım çıtmasına yok, tamam mı? Kafanı kapatıyorum. Evet, güzel oldu. Şöyle. Soğanları şöyle öyle böyle soğan doğramadık. Soğanlı pek güzel olur arkadaşlar. İki kafa aha böyle benim gibi böyle tombul tombul herif. Ocak hoca aham da böyle iki tane kafa soğan doğrayıverdi. Doğradım şimdi, doğradım. İkisini de annem aldı hatta. Yeter, 4 tane soğan kavruklaması mı yapacaktık sanki? Yok bak buraya koydum. Daha o en ufağını seçtik. Şuraya da demliğiyle arkadaşlar yemeği suyunu koyuverdim. Şimdi bu yemek fasulyemizden başladık. Daha sınmadı ki bu. Elif Hanım ne pişireyim? Şimdi ana. Ne yemeği yapacağım? Fasulyeyi ana nasıl pişer kızım? Nasıl mı pişer? Aha böyle pişecek. Öyle de tarifini ve ne yapacağım? Ne öğreteceğim? Yani, neyini diyor şimdi? Soğanını doğradım yağıyla. Bu biraz kavrulsun. Ondan sonra yeşil fasulyeyle kavuracağım. Yeşil fasulye tabii orada. Yandım ya. Yandın mı? Yandım. Hava sıcak, hava Elif, sıcak. Sobada da yemek pişirirmiş benim kızım. Ne güzel sobada yemek yaparmış. Pişiririz. Ocağa bak, ocağa. Hani, buraya, buraya, buraya. Ocakta vallahi öyle bir güzel yanıyor ki. Kızım, edip ısınsın ki. Isınıyor, karıştırıyorum anne. Isınsın azıcık ya. Acele yok. Çok güzel yanıyor. Acele etme. Şöyle uzaktan uzaktan şöyle dur ki ben. Kendi kendine şöyle soğan kavruklarına olsun. Tamam. Acele ediyorum ya. Yani şöyle kol gibi oturacağım. Buradan seyredeceğim. Oradan kendi kendine kavruklanacak. Kendi kendine kavruklanacak. Yeni ısındı. Tek. Oh ne güzel oldu da. Eline koluna sağlık. Sobayı yaktığı için. Kaç aydır isteği isteği anca yeni daha iyi verdi arkadaşlar. Burası var mı? Şey baş aşağı yakmak mı oldu? Bana mı öyle geldi? Ya ocak düzüyor, ona bak sen ne öreceksin? Yok yok. Burada biraz rampa ondan. Şura rampa, şura yüksek, şura bayır ya. Yemek ağır aşağı olmaz he. Olmaz şimdi, olmaz. İyi sağlam. Şöyle tenceremizi koyduk. Güzel. Aslında kasnaklı yok, sen ne ölsem acık. He iyi o kaldıydı. Vallahi billahi niye diyeceksin? Aha komşunun bir sürü malı, inağı var. Bunun içinde var ya yakmaya bir güzel olur ki aynı kömür gibi vay atacağın için hani tıkır 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 böyle tezane bir güzel yemek olur bunda bir güzel bir şey. Ya bu kova odun mu koduk? Ne örüyorsun lan? Yok. Şöyle mis gibi. Baksana kızım. Oo, arıya bekletme tamam mı hani odunları? Ocağını bekliyor. Niye pişmiyor mu? Ocağı öyle bir derin etmiş ki beni bile üstüne, o benim üstüme mezel gibi. Hmm. Koytu gene. Derin olmuş. Odun tarif etmiyor. Herhalde daha şey kazmış. Yok bence gayet iyi. Annem birazcık acele ediyor sanırsam ondan olsa gerek. Ha baba. Bence de. Şeyimiz de yerinde.
İyi bakalım. Ne güzel bak. Aşımızda pişirik, yemağımızda koyuyor gene. Analarımızda şöyle hem sohbeti değil, hem pişirik. Ne bak. Soğan kendi kavruluyor. Tabi bırakmasan yanar. Ben koktu ki ne var ya. Acıktı karnım ağır ağır herhalde. Hı, olabilir. Herhalde bence de. Acıkınca yemekler burcu burcu burma kokmaya başlıyor. Şükür bulaz ya bunu. Arkadaşlar içine tavuk, kıymaydı, kuşbaşıydı, muşbaşıydı yoğurdu. Elimizin lezzetini kat verecek biz bunun içine. Ali, elimizin lezzeti fasulyeye geçecek bu. İyi bakalım, hadi kolay. Kızdık, ondan sonra ikimizin eli, ikimizin lezzeti fasulyeye geçiresin yavrum. Kalıp bastın mı? Acele edin, acele edin. Acele etmeyeceğim. İçik daha kavrulsun, ondan sonra yeşil fasulyesini koyalım, tamam mı? Aynen. Camla da soğuyak, sanma. Sanma, sen merak etme. Ağzını açtım. Domates arkadaşlar bu sıra yok. Böyle Ali'ye dedim gelirken alayım diye bu canı almamış. Ben de konserve hemen şöyle salçaya koyuverdim. Ecik de salçayla domatesine kavurursun alayım. Oh, mis gibi. Taze fasulye. Bunu da bahçeden toplayıverdi arkadaşlar. Aynen. Kaylan şeyini koyabilirim. Tuzunu atmadım. Dibine soğanla arkadaşlar. En ilkin yağını güzelce kavruklayıverdik. Oh mis gibi doldu. Vallahi şu yenmez mi ya? Kuzu gibi Ali. Görüyor musun Ali? Ne güzel oldu. Oo arkadaşlar. Pek de güzel oldu. Şimdi işte şöyle. Arkadaşlar domatesin yerine şöyle görmüş olduğunuz gibi iyi. Fazla da eşit olmasın ha. Bence de çok koydum. Şey çok. Sen bilirsin ama. Domates şeyimiz fasulyemiz çok Ali. Orada 2 kilo şey var. Tat versin Ali. Tamam mı? Tamam. Heh, tuzunu daha koyacağım. Tavuğun suyundan da açlarsan üzerine. Tavuk suyunu ona katmayacağım. Ha, pilav katacağım. Pilava. Aa, olmaz Ali'ciğim ama. Şimdi bu şekil tamam mı canım? Tamam. Fasulyemiz de orada pişiyor. Hava da bugün hafiften esiyor arkadaşlar. Tuzu da. Gayrı şunu tuzunu da vereceğim. Ha. Tamam. Onun yeter. Arkadaşlar sabahtan beri soba yanmıyor diyor. Sobanın iç tuğla kısmı ısınınca pişmesi daha güzel olur. Yine de tuğla döşedin. Pişsin de. İçine. İyi bakalım. İçine tuğla. Oh mis gibi. Şuna fazla su katmayacağım Ali zaten. Şuna. Canım fazla su katmayacağım. Tamam Hatice Hanım. Kapağını da kapat. Arkadaşlar canlarım, fasulyem de pişti. Şöyle göstereyim hemen yakından. Şöyle diye fasulyem gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Gelin beraber yiyek diyorum. Hoşça kalın diyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın canlarım benim.